Kayıplar bulunsun, failler yargılansın. Oturma eylemimizin 799. haftasında yine beraberiz. Tıpkı Arjantin'de, Plaza de Mayo'da, Galatasaray Lisesi'nde, Cizre'de olduğu gibi Ahmet'te koşu yolunda yine beraberiz. Diktatör rejimlerin, ulus devletin, baskıcı rejimlerinin iç düşman olgusuyla kaybettirdiği insanlarımızın akıbetini sormak için buradayız. Geçen hafta cumartesi insanları birinci haftada en yüksek sesle hala bu mücadeleyi sürdürdüklerini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiler. Değerli katılımcılar, üzüntü verici bir haber yaşadık. Biliyorsunuz ki zorla kaybettirme mücadelesinde Latin Amerika'da, Arjantin'de bu mücadelenin öncüsü olan anneler vardı. Nora Morales anne bu annelerden biriydi. 1977 yılında kaybettirilen oğlunun akıbetini arayan bir anne. Bu anne yıllarca, defalarca bu coğrafyada annelerle beraber bu mücadeleyle omuz omuza yanımızda durdu. Biz Nora annenin hayatını kaybettiğini öğrendik. Kendisine buradan rahmet diliyoruz. Hayriye ana gibi, Berfu ana gibi bir mücadelenin yılmaz neferleriydi. Biz de buradan insan hakları savunucuları olarak bir kez daha şu sözü vurguluyoruz. Kayıplarımız bulunana kadar, faillerinden hesap sorulana kadar bu mücadeleden asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Evli ve 3 çocuk babası olan Giyasettin Oduncu ailesiyle birlikte Diyarbakır'ın Hazrol ilçesine bağlı Orman Kaya köyünde ikamet ediyordu. 1986 yılında köy kurucusu olmaları için köyüne askerler tarafından sürekli baskı yapılıyordu. Aynı yıl Giyasettin Oduncu'nun babası Lice'deki Sine köyüne bir ziyarete giderken Sine köyünün korucuları tarafından öldürülür. 1992 yılında tekrar köy korucusu olmaları için askerler tarafından köyüne sürekli baskı yapılmaya başlanır. Giyasettin Oduncu bu baskılarla birlikte daha önce babasının korucular tarafından öldürülmesinden dolayı kaldıkları köyü terk eder, Diyarbakır Melikahmet semtine taşınmak zorunda kalır. Şehirde çok ciddi ekonomik sıkıntılar çekmeye başlayan Giyasettin Oduncu ailenin geçimini sağlamak için inşaatlarda çalışmaya başlar. 1995 yılının Mayıs ayının son günlerinde Giyasettin Oduncu eşine arkadaşlarla Elazığ'da bulunan Hazar Gölü'ne gideceğiz diyerek bir gömlek ve bir pantolon hazırlamasını ister. Aysel Oduncu eşinin istemiş olduğu gömlek ve pantolonu bir poşete koyup kendisine verir. Giyasettin evden ayrıldıktan sonra aile o tarihten beri kendisinden bir daha haber alamaz. Aile o dönemde yaşanan baskı ve tehditlerden dolayı herhangi bir devlet kurumuna başvuruda bulunamaz. Olaydan yaklaşık 6 ay sonra kaldıkları adrese sivil giyimli polis olduklarını söyleyen 2 kişi gelir. Polisler Giyasettin Oduncu'nun eşi Aysel Oduncu'ya Giyasettin'i sorar. Aysel Oduncu eşinin 6 aydan beri kaybolduğunu söyleyince polisler Giyasettin'in Adapazarı'nda olduğunu ve gidip onu almalarını söyler. Aysel Oduncu, sivil giyimli polis oldukları iddia edilen iki kişi evden ayrılır ayrılmaz Sur Polis Karakolu'na akrabası Sedat Dalan ile birlikte eşini sormaya gider. Aile karakolda olanları emniyet görevlerine aktarır. Ancak karakoldaki polisler olayla ilgili haberdar olmadıklarını, ellerinde eşine ilişkin hiçbir bilginin olmadığını kendisine aktarır. Aile bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne gider. Emniyette bulunan kolluk görevlileri de aynı şeyleri tekrar eder. Aile bunun üzerine Adapazarı'na tütün satmaya giden akrabası Veysi Oduncu'yu telefonla arar. Veysi Oduncu Adapazarı Emniyet Müdürlüğü'ne gidip Giyasettin'in akıbetini sorar. Adapazarı Emniyeti de ellerinde böyle bir bilginin olmadığını söyler. Aile olaya ilişkin 31 Mart 2003 tarihinde Diyarbakır 1. Asya Ceza Mahkemesi'nde dava açar. Ancak herhangi bir sonuç elde edemez. Ailenin tüm çabalarına rağmen Giyasettin Oduncu'dan bir daha haber alınamaz. İsmail Aya Çavandaru. İsmail Aya Kubisaligu ve Malaka Horel'de Elehe Dijiya. Aya Drojnameya Özgür Ülke Yahu Bünkeykirin Mavrim.
hem direnç hem de sağlam dolayısıyla pek müdahattır, ciraya işki ve felaketi. Ve hemen demeye de bu iki kanseri inşa edecek daha beti. Aya, evvali bizdüne gülana hazarın nasadın oldu çağıra, cibo dizine kısmı kifoy, cimal ederke. Lene cumala kısmı kifoy, uneji ve geriye mala kifoy. Dayıka mühide aya, kulikura hadi geriye, in huku. Jinin cirana, divini ku İsmail, cihayi esne çektare vücülü belgen sivilde, hatiye revandın, bu bizore, lüvesayde hatiye suar kirin. İnan diğer kere, çıkar bu tarih bu, priyoy, bizdelanin ne deyti bu, demeli düşsem kese kuhatiye revandı, sako u pantori bu kod hebu. Dema İsmail cimal ederke, çıkar bu pantori sakoye bu kod dışar hebu, diya uy bifikar bu. Bamba bu hevalin uy, seridin müdüriyete polisan inaven deyda. Daha kirin ku, kesin İsmail revandine, ben eşkere kirin, o evliliğe uy, ben kararası. Nebeni Havusa meydanı mağbar ki yeni misaziye keyvendiler, ben encanman. Edim ki İsmail haber ne hat. Dayı dağa ya, jivo dilkin akura hırkı kurtarsi gör. Mejiyan akoy, der karakol eko es çüp kura batı pırsın, der baskır. ...125 haftadır inkar siyasetinin yarattığı toplumsal hafıza kaybı koşullarında doğrudan uluslararası suç teşkil eden gözaltında kaybetmeler unutulmasın diye mücadele ediyoruz. 125 haftadır anlattığımız gerçekler kaybetme suçunda yer almış, aktörlerin yaptığı iftiralar da zaman zaman kamuoyunun gündemine geliyor. Bu iftiralarda devletin bilgisi dahilinde işlenen siyasi cinayetler ve gözaltında kaybetmeler içerisinde anlatılıyor. Suçu ve suça maruz kalanı merkezine almayan yargı, medya ve siyaset bu iftiraların hukuki ve toplumsal bir sonuç yaratma imkanını engelliyor. Biz cumartesi anneleri insanları olarak gözaltında kaybetme gerçeğini her koşulda ve her durumda insanlara anlatmaya devam edeceğiz. 3 Haziran 1994 günü sabah saat 4.30'da iş insanları Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay İstanbul Yeşilköy Çınar Oteli'nde çıkarken gözaltına alındılar. Polis kimlikli, polis yelekli, silahlı ve telsiz kişiler tarafından ifadelerinizi alıp bırakacağız denilerek otomobillere bindirilerek götürdüler. Olayın hemen ardından aileleri ilgili tüm kurumlara başvurdu. Ancak onların gözaltına alındıkları reddedildi. 4 Haziran 1994 tarihinde akşam 8.15 civarında Bolu Yığılca'da işkence ile sorgulandıktan sonra ateşli silahla infaz edilmiş bedenleri köylüler tarafından bulundu. Ayrıca hatırlatıyoruz ki bu ve benzer ithamların hukuki ve toplumsal bir sonuca ulaşmaması yalnız devletin kurumlarındaki çürümeyi değil toplumsal çürümeyi de derinleştiriyor. Kaç yıl geçerse geçsin Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Kara için tüm kayıplarımız için adalet istemekten devletin evrensel hukuk normalları için hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Evet.